Ben avukat Ayhan Ömen. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesi için iş kolları nelerdir? Ev yenileme işi yapıp satmak istesem bununla E2 vizesi alabilir miyim? Bunun için istenen lisanslar nelerdir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizesi alabilmek için iş kolları noktasında bir sınırlama yok. Siz yasal olan ve bulunduğunuz eyaletin sizin gerektirdiği bütün lisans ve izinleri elinizde bulundurduğunuz sürece şirket olarak siz E2 vizesini almanızda bir engel oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde E2 vizesini alabilirsiniz. Herhangi bir sınırlama olmayacaktır. Önemli olan yatırımını yapıyor olmanız ve kurduğunuz iş yerinin bir istihdam yaratıyor olması ve gerçek bir iş yeri oluyor olması, gerçek iş istihdamı ve hacmi yaratıyor olması. Bunlar olduğu sürece sizin E2 vizesine geçmenizde bir engel yoktur. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki ev yenileme işi yapıp işte ev alıp yenileyip satma noktasında E2 alabilmek mümkündür. Ama önemli olan bu işin hacmidir. Yani ben bir evi satın aldım, işte bunu yeniledim, satıyorum, işte E2 vizesini alabilir miyim? Bu konuda zorlanacağınızı şimdiden size söyleyeyim. Çünkü Amerikan konsolosluğu bu durumdaki yatırımlara pasif yatırım olarak bakıyor, aktif yatırım olarak bakmıyor. Eğer siz yatırımınızı yapıp bir ev değil de emlak değil de örnek veriyorum 4-5 emlak alıp bunların tamir edilmesi ve satılması işin içine giriyorsanız o zaman E2 vizenizi almanız çok daha rahat ve kolay olacaktır diyorum.